Değerli izleyicilerimiz, dünyanızın televizyonu Vartürk'ten merhabalar. Bugün çok kıymetli konuklarımızla sizlerin huzurundayız ve bugün yine seçimi değerlendireceğiz. Önce konuklarımızı tanıtalım size. Profesör Doktor Muhammed Kurulay Bey, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Celal Erbay Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Hocaların hocası diyeceğim ben abime. Hocam, Profesör Doktor Hasan Fehim Üçişik. Kıymetli hocam, ayağınıza sağlık. Zahmet ettiniz, geldiniz hocalarımla birlikte. Profesör Doktor Süleyman Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Hocam'dan da zaman zaman yine program yapıyoruz. Eyvallah. Doktor Hüseyin Nevzat Üyeroğlu. Efendim hoş geldiniz sizlerle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Suat Günbey gazeteci, bizim evet. Daimi birlikte hep programlar yaptığımız kıymetli bir dostumuz, meslektaşımız. Suat Bey, o zaman programa sizinle başlayalım. Evet. Saygıdeğer hocalarım, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önümüzdeki geçtiğimiz dönemde Cumhur İttifakı ağırlıkla kazandı. Hatta anayasayı değiştirecek de çoğunluk elde etti de diyebiliriz. Neden? Çünkü öteki partilerde de hesapladım. Toplamda 400 milliyetçi milletvekili, yani MHP, AK Parti, Milli Görüş kökenli milletvekili meclise girmiş. Bunların önümüzdeki dönemde toparlanması halinde Türkiye'nin kaderini tarihi devamlığa dönecek şekilde değerlendirdik. Şimdi Nevzat Hocam'dan başlayalım. Nevzat Hocam, bu seçimleri kimin başarısı nasıl öngördünüz? Başarı belli. Hüseyin Hocam adı. Özür dilerim. Evet, başarı belli. Burada başarısı olan ittifak. Millet İttifakı. Evet. Başarı Cumhur İttifakı. Bunun nedenleri üzerinde duracak olursak, stratejik bir adım var. Millet İttifakı'nın yanlış stratejilerini belirlemesi, bir kere stratejik siyaseti bilmemeleri veyahut da uygulamamaları. Burada aslında ittifaklar başta vizyonların belirlemesi lazım, misyonların belirlemesi lazım. Ona göre stratejik amaçlarını, stratejik hedeflerini belirlemeleri lazım. Adımlarını buna göre atmaları lazım. Evet. Yani şimdi bu Millet İttifakı bir kere misyonunu, niçin var? Varoluk sebebi nedir? Bunu kendi tabanlarına anlattıklarını kendileri de tam kabul edemiyor. Çünkü sonuç belli. Yani dışarıdan gelen bir olumsuzluk değil, kendi içerisindeki olumsuzluk. Partiler ittifak edecekleri zaman genlerinin uyuşması lazım. Gen uyuşmazlığı olursa, bu baştan gen uyuşmazlığı yok gibi görülür ama taban buna isyan eder. Dolayısıyla bir fıkra var şimdi. Anlatsak biraz abes olurum. İşte Kılıçdaroğlu savcılığa başvuruyor. Diyor ki işte ben bu dört kişiden şikayetçiyim. Niye? Bunlar beni Cumhurbaşkanı yapacaklardı. Benden 38 milletvekili aldı. Yapmadılar, beni dolandırdılar gibi. Yani burada biraz CHP'nin aldığı milletvekillerinin 38'i de başka partilerden, siz başka partilerden milletvekili olsun diye taban ne kadar çalışır? Teşkilatlar ne kadar çalışır? Teşkilatların tepkisi nedir? Tepkisi ağır hareket etmektir. Bu ağır harekette nitekim Millet İttifakı'nın gece yarısında, gece iletişim merkezine gelen bilgi akışının yanlışlığı, eksiklikler, onlar da zor duruma soktu. Ve sanki kimse yokmuş gibi iki tane belediye başkanı az solist olarak çıkıyor. İşte hatta gazeteciler bile dedi ya bunların genel başkan yardımcıları yok mu? Bu efendim kampanyayla ilgili seçim sonuçlarını değerlendirecek birileri yok mu? Yok, iki tanesi çıktı. Dolayısıyla suçladı. Ajansları suçladı. Hatta orada bazı kimseler YSK'ya da
şey ağır kalıyor, işte istediklerini yapıyor falan diye kurumlara karşı bir tavır alındı ve hatta şunu söyledi, biz size karşı mahcup olmamak için elimizden gelen doğru bilgiyi aktarıyoruz dediler. Fakat bunlarla da mahcup olma durumunda düştüler. Hatta bunların her ikisinin çıkıp milletten özür dilemesi lazım. Biz sizi yanılttık. Ve bu yanlış stratejilerden bir tanesi algı operasyonu. Algı operasyonunu yanlış yaptılar. Algı operasyonuna göre böyle uyduruk efendim anket şirketlerinde %55, %53 gösterdiler. Bu bir tarafı rehavete soktu. Yani kendi Millet İttifakı'nı rehavete soktu. Ama diğer tarafta daha faal, daha hızlı, daha çok çalışan bir konuma soktu. Mesela MHP'yi çok düşük gösterdiler. Bu MHP'lere aslında olumsuz bir tavır araştırma şirketleri MHP'nin oylarını şimdiki almış olduğu oylardan aşağı yukarı yarı yarıya gösterdi. Aşağı gösteriyorlardı. Çok düşük gösterdi. Hatta buna da MHP'li yetkililer de itiraz ettiler. Ettiler de. Hatta biz onlardan davacı olacağız dediler. Evet. Şimdi o zaman bu ne oldu? Kime olumlu etki etti? Yani stratejik adımlardan mutlaka birisini olumlu etki edecek, diğeri olumsuz etki edecek. Siz bir strateji uygularken mutlaka olumlu sonuç almak için yapacaksınız. Bu algı yönetimini başarı olamadı. Kendi tabanları rehavete uğradı. Nasıl olsa biz işte %50 üzerindeyiz, geliyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Ama öbür taraftakiler eyvah dediler. Demek ki durum, taban bu, taban. Üsttekiler önemli değil. Tabanın hareket etmesi, tabanın gayret göstermesi, tabanın çalışması çok önemli. Evet. Yani burada algı yönetimi bir saatli bomba gibidir. Eğer onu yönetirseniz, elinde tutmazsanız, zamanında atarsanız karşıdakiler patlar, karşıya zarar verir. Ama elinizde tutarsanız elinizde patlar. Dolayısıyla algı yönetiminde de ellerinde patladı bu durumda. Hocam çok teşekkür ederiz. Seçim sonuçları çok çok yeni. İkinci tura kaldığı için herkes çok heyecanlı. Suat Bey hazırlanıyor, soruları hazırladı. Buyur Süleyman Hocam. Saygıdeğer hocam, bu seçimlerle ilgili Hüseyin hocamıza ilave olarak siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim öncelikle World Türk Televizyonu seyircilerini saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin milletimize, devletimize, ümmete hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi efendim benim kanaatimce bu seçimde %65 sağ oylar, %35 sol oylar şeklinde analiz ediyorum ben. Yani genel itibariyle. Ve bunun en büyük galibi de neredeyse çeyrek asırdan beri seçimlere her girdiğinde galip çıkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Yani en büyük galip, bir kere onu söylememiz hakkani olur. Tabii burada çok farklı bir portre, farklı bir kompozisyon ortaya çıktı. Çok partili bir meclis göreceğiz. Uzun yıllardan beri. Ve 16 parti temsil edilecek. Yani evet. Bu 80 öncesinde kısmen hatırlatıyor. Ama şunu söyleyelim ki 1950'den sonra sol partiler hiçbir zaman çoğunluğu alamadılar. Evet. Yani hep sağ, milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı bir partilerin reyleri hep %60'ın üzerine çıktı. Bu da şunu gösteriyor ki Türk seçmeninin profili ve geleceği tasarlayacak insanlar sağdan çıkacak insanlar. Evet, yani evet. O çizgide diyelim insanlar. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu sağcılıktan epey bir nemalandı. Evet. İşte kendi içine bir takım başörtülü milletvekili adayları veyahut da diğer önceki efendim AK Parti'deki muhalif kanatları yanına aldı, Saadet'i aldı. Ama buna rağmen %35'i geçemedi.
geçemez. Yani böyle bir sonucu. Aslında onun da mesela yeşil sol dedikleri adına sol dediler ama içerisinde HDP oylarının da en az yarısından çoğu gene Müslüman Kürtlerin oyu. Yani onları da sol sayamayız. Yani. Şimdi efendim tabii HDP yeşil sol diye giren, halbuki yeşil sol diye eskiden 12 Eylül öncesinde Refah Partili veyahut da Milli Selamet'e denirdi biraz yeşil sol filan. Yeşil komünist gibi yani işin şey tırnak içinde söylüyor. Evet. Şimdi rengi çok değişti gerçekten. Ve o blokun içerisinde Saadet Partisi de yer aldı, Deva Partisi de yer aldı, Gelecek Partisi de yer aldı. Bu partinin isim babalığında acaba Avrupa'nın veya diğer ülkelerin rolü var mı? Şimdi efendim tabii benim elimde bir bilgi yok bu manada. Fakat onlar HDP kapatılacak, Anayasa Mahkemesi'nin kapatacak düşüncesiyle alelacele böyle bir parti icat ettiler. Ama burada HDP'nin çok ciddi oy kaybı var. Gerek Batı'da gerek Doğu'da. Kendi seçmenler arasında oy kaybı var. Batı'da daha fazla oy kaybı var. Mesela %12 alırken bu %8'e düşmüş. Yani bu ciddi bir kayıptır. Ama ne hikmetse MHP'den daha az oy almasına rağmen daha çok milletvekili çıkarttı. O da blok oylar şeklinde. Mesela sadece Hakkari'de 3-0 aldı. Yani bir yerde bütün milletvekilini alınan başka bir parti yok anladığım kadarıyla şu anda. O da şeyden dolayı, oradaki belli bir vilayette bir odon sistemi şey yapıyor. Çok oy alanı daha fazla milletvekili çıkartmasına sebep veriyor. Daha şanslı duruma getiriyor. Evet, evet. Yani o var. Şimdi tabii burada çok taban dediğimiz merkezden kaymalar var. Mesela bugün 12 Eylül'den sonra Erbakan'ın temsil ettiği efendim Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi, efendim bu döneme gelen Saadet Partisi Milli Görüş'ü temsil ediyordu. Şimdi bir rakip yeniden Refah Partisi ortaya çıktı. Ve seçmen onu tercih etti. Şeyi silecek mi hocam? Saadet Partisi gidici mi artık? Şimdi efendim tabii hiçbir parti, Saadet'in belli bir kemikleşmiş yapısı var. Silinecek gibi değil ama çok ciddi bir kayma var. Yani seçmen bunların o tercihini onaylamadı. Evet. Yani seçmen dedi ki bizim yerimiz, yurdumuz belli. Oraya gittiğiniz zaman size böyle bir cezalandırma verdi. Diğer taraftan Erbakan'ın oğluna bir ödüllendirme verdi ki evet. Ve şu da ayrı bir şey. Şimdi efendim bakın Saadet Partisi neredeyse 40 yıllık bir parti. Evet. Yani kökü olan bir parti. MHP gibi bir parti. Evet. Yani AK Parti yeni parti. CHP köklü parti. 73'te kurulmuş. Tabii, MHP 50, köklü parti. 50 yıllık parti. Şimdi siz öyle bir partiyi seçime başkasının şemsiyesi altında gidiyorsunuz. Dün kurulan teşkilatını yeni ortaya koyan bir yeniden Refah Partisi seçime girme cesareti gösteriyor. Bu aslında büyük bir başarıdır bana göre. Yani bunun gazetesi yok, televizyonu yok, o bu yok, bu yok. Sadece sosyal medya aracılığıyla ve 2 nokta küsür oy alıyor. Ve 5 tane de milletvekili çıkarıyor. 2.7. Evet. 2.7, 3.3'e var. Bu seçimleri çok konuşacağımız ortamlar var. Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Süleyman Doğan Hocam. Tabii burada bizim hocamız, abimiz zahmet etti bugün bizi onurlandırdı, geldiler. Profesör Doktor Hasan Fehim Üçişik Hocam. Hocam sizden değerlendirmelerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz? Notlar aldınız. Ben o notları heyecanla evet. Bekliyorum. Şimdi seçim gibi bir seçimi ben hayatımda görmedim. Evet. Çok ilginç bir seçim oldu. Eskiden bazı şeyleri hatırlıyorum. Davul Partisi'ni hatırlıyorum. Kim ne verdiyse 5000 fazlasını hatırlıyorum. Çift anahtar diye gerçekleşmeyecek parti hatırlıyorum da. Köfteci Kebapçı Partisi hocam. Efendim? Köfteci Kebapçı Partisi var. Genç Parti. Şimdi bu seçimde güya altılı bir masa kuruldu. Niçin kuruldu? Birlikteliğin nedeni ne? Açıklayamadılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Evet. Niye açıklayamadılar diyorum. Bunu açıklamak üzere hazırlıkları yaptıktan sonra, komisyonlar kurduktan sonra liderler bir araya geldi. Basına açıklama yapıyor. İçindekilere bakıyorum güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili pek bir şey yok. Ne var? Üst düzey kadın yöneticisi sayısı artılacaktır.
Kel alakası, hiç alakası yok. Yani bir rumuz gibi bunu koydular. Kim bir araya getirdi? Pek belli değil. Yani kendiliklerinden mi geldiler? Sonra kendi görüş ayrılıkları arşalaya vardı. Bir taraf diyor ki hayır kazanacak adam. Öteki de buna karşı çıkıyor. Masa terk ediliyor, tekrar döndürülüyor. Bir gecede ne oldu da hocam? Masa, bir gecede ne oldu da masa? Bir gecede ne oldu? Şimdi bu belli ki bir dış müdahaleler var. Evet. Basına yansıdığı kadarıyla evet. Bir açıklamanın önceden bir Avrupa Büyükelçisi'ne götürüp gösterilip de sonradan açıklandığı veya elden geçirildiği, gözden geçirildiği iddiaları var. Cevap yok. Fil tarihinden itibaren Amerikan Başkanı Başkan yardımcısıyken Türkiye'de iktidarı devireceğiz mi bir dostlarımız da diyor. Cevap yok. Ne karışıyorsunuz diye bir cevap yok. Ama milliyetçilikten de vazgeçmiyorlar yani. Evet. Nasıl milliyetçilikse bu. Evet. Ondan sonra başka şeyler oldu. Diyarbakır annelerinin büyük rolü oldu. Evet. Kayyumlarla beraber hizmet götürülmesinin büyük rolü oldu. Belediyelerde. Belediyelerde. Evet. Sonra görüyoruz ki Avrupa şiddetle destekledi. Sürekli destekledi. Bir tek kişi okudum bugün, diyor ki, emperyalizme karşı bir İngiliz sanıyorum kişi, bu kadar yıl sonra işte bunun böyle olacağını hesaplamak lazımdı diyor. Macaristan'dan sonra buraya çullandılar. Macaristan'da ormanı yıkamadılar. Evet, ormanı yıkamadı. Evet. Sonra toplananların arasında, kendi içinde kendi kendilerini sistemler ettiler. Birisi diyor Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi başbakanlık yapmış, öteki başbakan yardımcılığı yapmış, %20'şer oy getirirler zannettik diyor. Hiç çıkmadı diyor, söyletmeyin beni diyor. Evet. Kendi aralarında birlikte yok, birliktelik yok ve önce Cezili bir cumhurbaşkanı ve diğer 5 tane yardımcı denirken iki de ilave falan diyenler sonradan başka şeyler söyler. Ya bol bol yalan çıktı. Hocam bir şey daha sorayım. Şimdi AK Parti CHP'nin kemikleşmiş %25 civarında oyu var. Şimdi bu seçimlerde de %25 oy aldı. Öteki altılı masanın 5 partisi ne getirdi? Hani kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer neredeyse kedi nerede? Şimdi götürdü. Ha? Götürdü getirmedi. Götürdü. Evet. Neden götürdü? Siz tutar da yıllarca teşkilatı temsil etmiş, il başkanlığı, il yöneticiliği, ilçe yöneticiliği yapmış. Birkaç dönem sonra artık milletvekilliği bekleyen kimseleri baskılar, tamamen zıt kimseleri getirir, kazanacak yerden milletvekili adayı gösterirseniz o teşkilat canla başla çalışır mı? Çalışmaz. Ama ben ilginç bir şey söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu niye Rusya'ya taş attı? Evet. Çok ilginç. Evet. Neden? Neden taş attı? Bir de daha önceki söylediklerini yalan olduğunu, gerçekte bir kumpas kurulmuş olduğunu ve sahte belgeler ortaya yayıldığını, görüntüler ortaya yayıldığını da açıkladı. Cevap verdiler tabii. Bu kadar zaman niye bunu meclis kürsüsüne getirdin, her yerde söyledin, şimdi madem bu böyleydi dedi. Neden oldu bu biliyor musunuz? Neden hocam? Avrupa kesinlikle tuttu. Muhalefeti tuttu ve destekledi. Sürekli beraber yemek yediler, haftada bir görüşmeler yaptılar, elçiler müdahale etti, bizimkiler elçiler, hükümet sert çıktı. Ben de geleni yaparız dedi, elçi olarak muhatabınız şunlar değildir falan gibi sözler oldu. Hepsi güzel. Peki. Van'daki toplantı, %2 alan bir partinin toplantısı nasıl öyle kalabalık oldu? Sonuçta oya yansıdı veya yansımadı. Yansımadı. Fakat Kandil'dekilerin beyanları bence kendiliğinden değil. Kandil'dekiler
herhangi bir yerden işaret almadan böyle açıkça belli bir ittifakı böylece desteklemez. Çünkü bana göre dış odaklardan bazıları veya bir tanesi hem destekliyormuş göründü, bir takım silahlar verdi, ziyaretler yaptı, üst düzeyde omuz okşamalar yaptı, eğitimler verdi. Hem de beyanata ses etmedi. O beyanattan sonra da Kılıçdaroğlu bir bazı şeyler ortaya çıkacak rivayetlerin üzerine bu defa yapılanların Rusya'dan olduğunu söyledi. Rusya bunu inkar etti. Muharrem değildi hocam, yani yapmadık dedi. Muharrem İnce'nin Rusya tarafından ekarte edilmesi bir anlamı var mıydı? Bir kıymet harbiyesi var mıydı? Ama adresi şaşırtmak için böyle bir beyanda bulundu. Adres, evet. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdiki beyanlı Amerika'dan kim kazanırsa kazansın işbirliği yapmak için hararetle heyecanla bekliyoruz yolunu. Demek ki büyük ülkeler hem onun omuzunu okşar hem buradan da ona bazı yanlış yolları sevk eder. Evet. Çünkü çok eskiden özellikle iktisadi konulara ne geliyordu? Amerikalıların tavsiyesini değil, öyle bir olayla karşılaştıklarına ne yaptıklarına bakmanız lazım. Evet. Bir ara bir gece 50 dolar oluyordu değil mi? Evet. 50 lira oluyordu dolar. Evet, yapıldı bunlar. Böyle acayip formüllerle kullandılar. 7 nüvel. Evet, çıktı. Bu sesimin galibini ararsanız, 7 nüvelle baş edebilen bir lider ve bir parti. Ama ben liderin oyunun daha fazla olmasından da hareketle ortada lider olduğunu düşünüyorum. Evet, karizmatik bir lider var, dünya çapında bir lider var ve bu lider Türk Keneşi meselesinde, Türk Cumhuriyetleri İşbirliği'nde 11-12 yerde de Türk askeri üslerinin kurulmasında büyük rolü var. Hocam şimdi saygıdeğer Celal hocama geçelim. Hocam karizmatik lider dedi hocam. Bu karizmatik lider siz Tayyip Bey'le de çalışmış bir dönem, iki dönem milletvekili yapmış bir büyüğümüz abimizsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Karşı tarafın tartısı Tayyip Bey'in karşısında terazide ne ifade ediyor hocam? Şimdi tabii terazi üzerinde bir değerlendirme yapacak olursak aynen şu şekildedir. Evet. Tayyip Bey'in oturduğu efendim küfe mi diyelim? Köşk, kefe. O yukarıdadır. Evet. Şimdi sosyal siyasette efendim sosyolojik olarak olayları tahlil ettiğimiz zaman dünya şu noktaya doğru geliyor. Her toplum kendi değerleri etrafında kümeleşiyor, bir araya geliyor ve o değerleri doğrultusunda, o değerli doğrultusunda efendim sosyal olgular üretiyor. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de işte kökü biraz derinlere gidiyor. Rahmetli Menderes'in ezanı serbest bıraktığı andan itibaren böyle nasıl diyeyim, en ufak hareket eden hayvan hangisidir? Kirpi değil, bayağı canlı yürür kirpi. Kaplumbağa o da değil, sümüklü böcek hızıyla yavaş yavaş Türk milleti öz değerlerine doğru efendim hız aldı. Aynen dönmeye başladı. Aynen bir ipek böceği kozası misali kendi kozasını örmeye başladı. Evet. Zaman içerisinde bu devam etti. Bunda efendim rahmetli Demirel'in katkısı vardır. Rahmetli Özal'ın katkısı vardır. Rahmetli Erbakan'ın katkısı vardır. Ve bakın dikkat edin. 12 Mart, 12 Eylül, bütün bunların sebebi her geldiklerinde dışarıdaki Türk devletini gözleyen bu acaba özüne mi aslına mı dönüyor endişesini taşıyan emperyalist güçler
efendim talimat verir. Hiç unutmuyorum. Evet. 12 Eylül'den sonra Alman İmparator, Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti. Uçağa binerken orada tekrar ettiği bir cümle vardır. Bu İmam Hatip okullarının sayısı artıyor, ne olacaktır diyerekten. Evet. Uzatmayalım, gelelim. Efendim, Recep yani, Tayyip hocam, Erdoğan'ın döneminde, bakın şunu bitireyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde bu süreç hızlanmıştır. Bu yani, süreç hızlanmıştır. Kimliğe dönüşü ürkütüyor mu Batı hocam? Tabii, tabii ürkütüyor. Batı şunu der, bakın dikkat edin bakın, Fransa'nın bir kabullenişi vardır. Onların bu husustaki öncüsü Jean-Jacques Rousseau'dur, bu husustaki öncüsü efendim şeydir, Montesquieu'dur. Evet. Onlar milli ruh derler. Evet. Genel ruh derler. Evet. Peki ben milli ruh dediğim zaman, ben genel ruh dediğim zaman o da der ki sen ben ne diyorsam onu diyeceksin, benim yaptıklarımı uygulayacaksın. Almanya'nın tarih efendim noktayı nazardan geçmişine bakıp da geleceğine yönelik düzenlemeleri yapan tek ülkedir. Hukukun üretimi, hukukun kaynağı neresidir? Tarih mektebi diye adlandırırlar. Onlar da grand norm derler. Efendim halk ruhu. Halk ruhu. Ya kardeşim senin halkının ruhu var da Türk milletinin halkının ruhu yok mu ya? Elbette ki var. Ve işte Türk milletinin özüne dönüş olgusu, özüne dönüş olgusu AK Parti iktidarıyla birlikte hız kazanmıştır. Evet. Hız kazanmıştır ve bu dikkat dışarının dikkatini çekmiştir. Ve bu doğrultuda dışarısı plan ve proje yapmıştır. Osmanlı'yı çökerten efendim temel yönlendirme o zamanın emperyalist güçlerinin öncüsü İngiltere'nin efendim tetikçiliği sayesinde, projeleri sayesinde olmuştur. Amerika'nın devreye girmesi 1822'de Osmanlı sınırları içerisindeki protestanların varlığı, protestan milleti kabullenişiyle birlikte kabul edilmiştir. Ondan sonra bizim buradaki yabancı mekteplerin sayıları artmıştır. Bir tanesi de şeydir, şu Boğaz içerisindeki Robert Koleji'dir. Evet. Ve bu oluşumlar Batı'nın devamlı bir şekilde, Amerika'nın devamlı bir şekilde üzerinde durduğu, etkinliğini önemsediği hususlardır. Efendim, şimdiki emperyalist güçlerin tetikçisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bakın, Obama işte babası Müslümandır, işte şöyledir, böyledir. İşte geldi gitti, biz de kendisiyle meclisteydik o zaman tanışmıştık. Ama Biden geldiği zaman ne dedi? Biden dedi ki efendim işte bizim laf geçiremediğimiz birisi var. Şimdi şu bir gerçek, ne içeridekiler bu milletin özüne karşı olan bizim içimizdeki muhalifler. Batıcılar. Muhalifler ne de bizim dışımızda bizi çökertmeye çalışan birliktelikler, emperyalist güçler. Her biri kendi başına sonuç alması mümkün değildir. Mutlaka içeridekilerle birlikte irtibatlı olmaları lazımdır. Sayın rahmetli Özal'ın bir tabiri vardır. Başka ülkelerde bunu göremezsiniz. Ama bizim ülkemizde hain bulmak çok kolaydır. Çok kolaydır. Şimdi PKK Türkiye'nin sınırları içerisinde nedir? Terör örgütüdür. Ama PKK Türkiye'nin sınırlarından çıkıp da efendim Suriye'nin şeyinde, kuzeyinde, bizim güneyimizde yerleştiği takdirde PKK DAEŞ'i bertaraf etmek için Amerika'nın nesidir? Müttefikidir. Evet. Ve o kadar şey geldi mi geldi. Şimdi onlar gayet güzel biliyorlar. Onlar da sosyal olayların nasıl gelişeceğini belirleyen, yönlendiren enstitüler vardır. Düşünce enstitüleri vardır. Onlar da çok think tanklar, düşünce enstitüleri vardır. Onlar da gayet iyi biliyorlar ki, bakın dikkat edin, efendim HDP'nin desteği olmadan muhalefetin kendi başına, CHP'nin kendi başına efendim bizim istediğimiz doğrultuda sonuç alması mümkün değildir. CHP ile HDP'yi birleştirebilmek için
çabuk gidiyorum ki efendim süreyi almayayım. HDP'ye bunlar bir şey yaptırdılar. Çalıştay yaptırdılar. 27 Eylül 2021'de HDP o çalıştayın sonucunda 11 maddeden müteşekkil bir tutum belgesi ilan etti. Tutum belgesinin 3. maddesi nedir? Artık kayyum rejimine son. Efendim CHP'nin genel başkanı buna sahip çıktı mı? Doğru dedi. Ben eğer iktidara gelirsem mutlaka ve mutlaka kayyum görevden alacağım. Kayyum rejimine son vereceğim. Evet. Ve Avrupa Birliği'nin yerel yönetimlere özellik şartını ben de uygulamaya koyacağım dedi mi? Dedi. Evet. Şimdi bakın nasıl örtüşüyor. Ondan sonra bu tutum belgesinin 5. maddesi vardır. Bu 5. maddesi de şudur. Efendim barışçı uluslararası dış politika. Yani küresel sermayenin emrine giriyor. Dikkat et şimdi bakın. Evet. Şimdi sevgili kardeşim, Kandil'de, Sincan'da adam kafasını çıkartıyor, mağaradan çıkıyor, SİHA, İHA tepesine biniyor mu? Evet. Ve efendim o altılı masa gitler geller oldu. Şunu hiç unutmayacaksınız. Altılı masanın zeminini hazırlayan, bu çok önceden başlamıştır. Bunun en büyük delili 27.9.2021 efendim HDP çalıştayıdır. Efendim o dış güçler altılı masadan kalkan efendim Akşener'i tabir caizse kulağından tutup kısa bir süre sonra gene ne yapmıştır? Oturtmuştur. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı adayı kimdir efendim Millet İttifakı'nın? Kılıçdaroğlu. İlan edildi mi? Edildi. İlan edildi. İlan edildikten sonra Mustafa Karasu, efendim Murat Karayılan, evet. Efendim bunların her biri, diğerleri Dursun olsun, diğerleri Cemil olsun, bunların her biri efendim Millet İttifakı'nı destekleyin, artık kafamızı çıkartamıyoruz, başka çaremiz yok diye açıklama yaptılar mı? Yaptılar. Ha, benim bakın şu Türk milletini, şu Türk seçmenini, kaç tane bunların sayısı 63 milyon mu? Sandığa hangi kanaatini ishar ederseler etsinler. 64 milyon 190 bin. Bu problemi çözen bizim halkımızdır. Bu problemi çözen efendim bakın dışarının planlarını, dışarıdaki emperyalist birlikteliklerin içimizdeki işbirlikçileriyle olan ittifakını sonuçsuz kılan, onları emellerine, hani biz dua ederiz ya hocam, umduklarımıza nail olalım, korktuklarımızdan emin olalım. Evet. Rabbim sandığa o oyunu atan bu 63 bin 64 milyon seçmenin efendim içerisinden gönlünü yönlendirdiği 26-27 milyonuyla birlikte bu birlikteliğin Türkiye'yi dumura uğratmaya çalışan birlikteliğin oyununu bozmuştur. Oyununu bozmuştur. Evet. Şimdi bir de bakın. Hocam şunu da söyleyeyim. Evet. Toparlayayım. Ara verelim. Bir efendim bir Washington bir Post ne dedi? Hepiniz biliyorsunuz. Efendim bu adam gitmelidir dedi değil mi? Dedi. Efendim ekonomist dedi mi? Dedi. Fransa'nın Frago gitmeli dedi mi? Dedi. Hepsi dedi. Almanı dedi. Evet. Hepsi dedi. Polen'den. Ama bu millet de sözünü söyledi. Bu millet de sözünü söyledi. Dedi ki benim ruh ve mana bütünlüğüm içerisinde benim birliğimi ve birlikteliğimi temin eden aile yapımın muhafazasını ve o aile yapısı içerisinde Müslüman Türk milletinin neslinin devamlılığını hedefleyen, sınırlarının bütünlüğünü hedefleyen bu irade, bu cumhurbaşkanı, bu birliktelik, bu cumhur ittifakı yoluna devam edecektir. Buna karar veren Türk milletidir, Türk halkıdır, Türk seçmenidir dedi ve onun yolunu açtı. Hocam çok teşekkür ederim. Sayın Muhammed hocama
ikinci bölümde başlayalım. Profesör Doktor Celal Erbay hocam değerlendirdi. Az reklamlardan sonra, az sonra tekrar huzurlarınızdayız değerli izleyicilerimiz. Reklamlardan sonra buradayız. Kısa bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Konuklarımız gazeteci yazar Suat Bey ile başlamadan önce Adem hocamla Profesör Doktor Muhammed Kurulay Bey ile devam edeceğiz. Profesör Doktor Celal Erbay hocam güzel bir açıklamalardan sonra ara verdikten sonra Profesör Doktor Muhammed Kurulay Bey ile devam edelim. Sayın hocam, hocalarım değerlendirdiler bu konuyu. Sizinle başlayalım. Neler söyleyeceksiniz 14 Mayıs seçimleriyle alakalı? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle seçim sonuçları memleketimize hayırlı olsun. Şimdi burada yani cumhurun fikri olduğu için herkesin saygıyla karşılaması gerekir ki öyle oldu. Şimdi bu şöyle bir yerde okumuştum bir araştırmada. Bir yerde bir hayvanın ağırlığını tahmin edilmesi söylendi, bir ineğin. Bu kişi 100 kadar kişiye soruldu. Ama yoldan geçen kişilere, hayatlarında hem de şehirli kişilere. Mesela 200 kilo ise diyelim hayvanın ağırlığı. Biri 500 kilo dedi, öbürü 100 kilo diyen oldu. Ondan sonra bir de yani hepsi farklı değerler verdi. Sonra ve bu işi mesleği olan kasaplara, en uzman kasaplara sordu. Ama tartmadan göz kararıyla en iyi sonucu bulan o 100 kişinin aritmetik ortalaması oldu. Dolayısıyla evet. Milletimizin hakimliği her şeyin fevkindedir. Ona saygı duyuldu ve bu kadar aslında gergin bir ortamda bir anlamda girdi. Çünkü Batı'nın bu kadar aşırı müdahalesi, haber yapması, ondan sonra çeşitli mahfillerle, belki devletler nezdinde gözükmese de aslında devletlerin eliyle bir nevi evet. Medeniyet çatışmasının sonucu aslında bu Türk-İslam medeniyetinin dirilmesini bir şekilde tehdit olarak gören topluluklar, mesela Batı'ya karşı bir alternatif olma düşüncesinde fikir beyan eden beyanların önünü kesmek için çok ciddi bir aslında içlerinde anladım müdahale edildi. Yani mesela herhangi bir ülkenin seçimlerine bu şekilde ben duymadım mesela. İngiltere'de bir seçim olsa birini seçerken bizim o manşetleri taşıyıp televizyonlarda bu olsun şu olmasın veya bir devlet başkanı çıkıp vah şu oldun diye olmadı pek bilmiyorum. Ama onlar bizim her şeyimize müdahale ettiler. Evet. Ve etmeye çalıştılar yani. Bu da aslında seçmen nezdinde bir karşılığı olmadı. Bizim için sevindirici ve sonuçlardan hem halk da kabullendi. Aslında biz birçok şeyi toplum olarak açtığımızı düşünüyorum. Burada belki değerlendirmek gerekirse sonuçları, tabii burada Cumhur İttifakı, özellikle de AK Parti sonuç açısından başarılı. Ve burada başarısız olarak CHP'yi kabul edebiliriz. Bunun belki CHP aslında bir süredir kendisinin uzun yıllardır mesafe olduğu toplumlarla bir ortak bağ kurmaya çalışıyor. Mesela yani Müslüman İslami hassasiyet olan toplumlarla işte başörtülü vekil sanırım şu anda koydular kendi listelerinde. Yine belli işte ilahiyatçı, müftü vesaire adaylar göstermeleri aslında bu bir anlamda irtibat kurmak istiyor. Ama bu uzun yılların tarihin verdiği topluma, toplum diyelim tarihten gelen CHP'nin topluma karşı bir mesafesi var. Onu yine kapatmaya yetmedi. Yani ekseri çoğunluk yine bu CHP'ye doğrusu güvenmiyor. Bunun için CHP artık bunu
kendi politika üretenleri buna bir çözüm belki bulabilirler. Hani bu anlamda nasıl yaparlar onu bilmiyorum ama bu bir gerçek. Söylemleriyle de buna inanmıyorlar. Diğer taraftan ben bu belediye başkanlarının da bir iki şey söylemi ifade etmek istiyorum. Aslında insanlar kendi işlerini yapması, kendilerine biçilen işleri yapması beklenen bir şeydir. Mesela İstanbul ve Ankara özellikle. Yani burada koskoca İstanbul, Avrupa'da birçok ülkeden büyük bir belediye olması, devletten büyük. Çünkü evet. Çok sayıda devletten büyük bir belediye. Hollanda'dan büyük, Belçika'dan büyük, Danimarka'dan büyük. Evet, o kadar büyük bir devlet belediye başkanı olmasına, bu kadar büyük bir ilin belediye başkanı, yani neredeyse bir şeyde iş bulunmuyor. Yani kendi vazifesi, işinin başında bulunmuyor. Başka işlerle meşgul olması. Aslında bu da yani hep de gözümün üzerinde, gözümüzün önünde cereyan etmesi. Aslında yani bir işi o zaman üstlenmeyeceksin madem yapmayacaksan veya onu sistema tahtası olarak kullanmak için midir? Yani o da bizim bir İstanbullu olarak bizim şanssızlığımız diyelim. Böyle bir belediye başkanında olmamız. Keza benzer şey Ankara için de diyebiliriz. Diğer taraftan bu Cumhurbaşkanlığı için de hem ikinci tur olduğu için bir şey ifade etmek istiyorum. Şu anda Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında cereyan edecek yarış. Ve yani arada da neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok az bir eksiği var. Diyelim yarıyı tamamlamak için. Orada üçüncü aday olarak Sayın Ogan'ın bence benim kanaatim kesinlikle herhangi bir güç veya bu aldığı oydan dolayı bir değer atfedip onun bir pazarlık unsuru yapılmasına Cumhur İttifakı Sayın Erdoğan'ın ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Bir matematikçi olarak. Evet. Kaldı ki seçim sosyal ortamlarda hani 44 artı 5 49'da kesinlikle etmez. %100 etmez yani. O blok olarak ve diğer üçüncü adayın yani şu anda Cumhurbaşkanlığında aday olan %5 oy alan adayın aldığı %5 oy da aslında alternatifsizlikten olduğunu ben düşünüyorum. Önemli bir kısmını. Tabii bunun bu kadar kesin bir rakam vermek ciddi bir araştırmaya gerektirir. Ama iki adayı da Sayın Erdoğan'ı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde tercih etmeyenlerin yani hiç olmazsa üçüncü adaya gitmişken hani normalde bir de vermesi. Belki şöyle bir şey olsaydı benim kanaatim Türkiye Büyük Millet Meclisi oylaması olmasaydı ve çok çok daha düşük bir oy alacağını düşünüyorum. Yani toplumda öyle bir karşılığı olan bir kişi olmadığını düşünüyorum ve burada Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın buna bir değer atfedip bir pazarlık unsuru yapmasının daha ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Profesör Doktor Muhammed Kurulay Bey son noktayı koydu. Şimdi gazeteci Suat Gün Bey hocalarımdan izin alacağız. Çünkü Suat Bey kıpraşıyor. Ben ne derse. Evet hocam, evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ben seçim matematiğiyle ilgili Muhammed hocam söze başladı. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi evet. 64 milyon 190 bin seçmen varmış. Bu 60 milyon 697 bin seçmen oy kullanmış. Yani %10,5 civarında vatandaş sandığa gitmemiş. Bunların içerisinde deprem bölgesinde olup çeşitli yerlere göçmüş olan insanların tahmin ediyorum %4 civarında yani %10'un %4'ü civarında bir kesimi teşkil ediyor. Bunlara oy kullandırmak lazım. Çünkü depremzadeler Celal Hocam şey yapacaktır. Muhakkak ki söz verenin kime kim söz verirse yapar şeyi mezunluğuna girecektir biraz sonra. Dolayısıyla depremzadeler şey yaptılar. Söz verecek adamın kim olduğunu bildiği için oy verdiler ama dışarıya göçmüş olanlar veremedi. Şimdi bunların oy kullanmasını temin etmek lazım. İkincisi de esasen sağ seçmen. Yani yaklaşık olarak 4 milyon 102 bin oy da şey olmuş, iptal edilmiş. Esasen sağ seçmen ve
yaşlılar oy kullanmasını bilmiyor. AK Parti teşkilatlarının bunun televizyonlarda, şeylerde, sosyal medyada bunun çalışmasını yapmasını, nereye basacak şey. Ondan sonra şimdi sandık hakimiyeti AK Parti teşkilatlarında veya şeyde değildi. Milliyetçi Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Muhafazakar kanatta değildi. Bilhassa Güney Anadolu'da bölgedeki sol yeşil ittifak agresif bir şekilde, yani düşmanca davranarak sağ oylarının birçoğunun sayılmamasını temin etti. Tam aksine Fethullahçılar da biliyorsunuz şey ittifakı içerisinde olduğu için seçim sandığı güvenliği AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın aleyhineydi. Şeyin aleyhine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın değil. Aleyhine değil. Cumhur İttifakı'nın aleyhineydi. Bu konuda hem seçmenin eğitilmesi hem de şeye, Sinan Urgan'ına ihtiyaç olmadığını değerlendiriyorum ben. Muhammed Hocam gibi. Sinan Urgan'la, yani ben siyasi bir yönük şeyim olsa muhatap alıp da görüşmem bile. Çünkü onlar şey içerisinde Ümit Özdağ'a bir takım filmler çevirme peşindeler. Bunu millet tutmaz. Zaten o dese ki seçmenle gidin Kılıçdaroğlu'na oy verin, seçmen dinlemez. Seçmen kuvvetliden yanadır. Dolayısıyla seçimin kimin kazanacağı belli olmuştur. Zaten şu ana kadar Kılıçdaroğlu kazanacağı hiçbir seçime girmemiştir. Kaybedeceği seçimlere girer ve kaybedeceği seçim de budur. Şimdi demek ki geçersiz oyların engellenmesi birinci şeyimiz, seçime girmeyenlerin girdirilmesi ikinci şeyimiz. Ondan sonra ve anket şirketleriyle sosyal medyanın yanıltıcı faaliyetlerine de son verecek bir çalışma yapmak lazım. Ben bunu 8-9 aydan beri sosyal medyanın kontrol altına alınması gerektiğini, mesela eğer sosyal medya Rusya, Türkiye'de yaptığı gibi Rusya'da yapsın, Putin bir tane asker bulup Ukrayna'da da savaştıramaz. Bir tane asker savaştıramaz. Bu kadar düşmanca hareket ediyor Türkiye'deki sosyal medya. Çünkü Yahudi lobisinin kontrolünde sosyal medya, Türkiye'deki şey. Kendi ülkelerinde bile Yahudilerin istemediği aday, yani Trump'ı istemiyorlardı. Tuttular adamı, Twitter'dan attılar. Yani düşün, Amerikan başkanlığı. Bunu artık AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ileri gelenleri bu sosyal medyanın millileştirilmesi meselesi üzerinde önemli durmalı. Yani bu gayrimilli şey olmaz. Sosyal medya şeyler de şey ittifakları da, yani anket şirketlerinin de gene millete karşı düşmanca hareket ettiğini gördük. Biz de saygıdeğer hocamın söylediği, Fehim hocamın da söylediği, savunma sanayinin imha edilmesiyle ilgili şey millet tarafından tasvip edilemez. Türkiye ilk defa son 200 yıldan beri kendi gücüne dayanarak politika yapmaya teşebbüs ediyor. Çünkü dış politika silahlı güç olmadan yapılmaz. Diplomatik konuşmalar gevezeliktir. Askeri güç arkasında durduğu zaman dış politika yapılabilir. Onun dışındaki diplomatik şeyleri millet ciddiye almaz. Bu nedenle Türkiye'nin savunma sanayindeki AK Parti'nin başlattığı şeye ağırlıkla devam edebilmesi için milletimiz zaten tavrını ortaya koymuştur. Ben seçimlerde bu %18 gelen ve gelmeyen, gelip de yanlış oy kullanan üzerinde durulduğu zaman en azından Tayyip Bey'e 8-10 milyon oy geleceğini ve %60'ın üstünde bir oyla kazanacağını, zaten toplumda kuvvetliden yana oy kullanıyor. Seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanması mümkün değil. Evet. Çok teşekkür ederim Suat Bey bu kıymetli bilgileriniz için. Şimdi Doktor Hüseyin Nevzat Uyaroğlu. Sayın Hocam neler söyleyeceksiniz? Ben, Suat Hocam Suat gerçekten hocam, çok haber eden bir şekilde değerlendirdim. Önce bir sosyal medya üzerinden Millet İttifakı sosyal medya üzerinden bir siyaset yapmak istedi. O da başarılı olamadı. Bu da gösteriyor ki sosyal medya üzerinden siyaset yapılmaz. Evet. Birincisi bu. Evet. İkincisi, Sinan Oga kendi seçmeninin bir ağası değil. Ya ağa olsa der ki merhabasına, hep herkes buna verecek. Bu tarzda bu kişiye verecek derince herkes verir. Ve Oga'nın şeyi, homojen bir oy potansiyeli yok. Atatürkçüler var, ülkücüler var, solcular var. Muharrem Bey
Evet. Kaçanlar var. Evet, Halk Partisi'nde kızanlar var. Hatta AK Parti'ye de. Yakışıklı olduğu için oy verenler de var. Aynen, evet. Aynen. Dolayısıyla tek bir homojen bir yapı olmadığı için onun söylemleri çok dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla onu hocamın dediği gibi bir güç odağı noktasında zaten onda öyle bir şey yok. Bir pazarlık, ben bir yerden ne alabilirim düşüncesinde olan bir kimse, yani bir tüccar mantığıyla hareket eden bir kimse, bu da zaten toplumda bir makez bulmayacaktır. Dolayısıyla hocama katılıyorum. Bu millet bağırsın yapsın, Millet İttifakı varsın, onunla bir bütünleşsin. Bir de ondan da bütünleştikten sonra da yenilginin acısını alsın. Çünkü burada meclis aritmetiği çok önemli. Siz bir şey yapacaksınız, meclisten yapacaksınız. Meclis aritmetiği yapacaklarınızı meclis aritmetiğine rağmen nasıl yapacağınızı topluma nasıl anlatacaksınız? Yani 260 milletvekiliyle, 270 milletvekiliyle efendim ben işte şeyleri değiştireceğim, 100 yılın değişikliğini yapacağım falan filan. Yani kişinin hırsı, hevesi gücüyle orantılı olması lazım. Eğer bu öyle olmaz ise o zaman ondan başka şeyler düşünülür. Acaba hukuk dışı bir davranışlar mı yapacak ki şeylerini, amaçlarını yerine getirecek? Yoksa bu güçle, bu kuvvetle yapmaz. Bunu da topluma efendim söz vererek, söz vermesi de mümkün değil. Onun toplumda makez bulması da mümkün değil o söz verin. Yani mevcut durum analizi stratejik siyasette çok önemlidir. Siz mevcut durumda neredesiniz? Evet. Hangi gücünüz var? Başkanlık sistemini değiştirebilecek imkanlar var mı? Ya hocam sen ona kanun çıkarsın da normal bir kanun çıkarsın. Hatta bütçesini kabul ettirsin. Faaliyet programlarını kabul ettirsin. Onun için şükretsin yani. Yapacağı bir şey bu. Dolayısıyla burada aslında bunun Millet İttifakı'nın çok ciddiye alınmaması gerekir. Ve açık ara diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, açık ara birinci olacaktır. Evet, çok teşekkür ederim. Suat Bey buyurun. Süleyman Hocam. Şimdi Doktor Hüseyin Nevzat Uyaroğlu Bey'i dinledik. Şimdi Profesör Doktor Süleyman Doğan Hocam. Hocamla biz birkaç yayın yaptık. Hocamız hep davet ediyoruz. Sağ olsun, o da bizi kırmıyor, geliyor. Hocam ikinci bölümde neler söyleyeceksiniz? Efendim Mehmet Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi efendim ben gerek Suat Bey, gerek Nevzat Bey'in Sinan Oğan'ın üzerindeki düşüncelerine katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Ötekileştirmekten ziyade birlik, beraberlik içerisinde gelirse tabii, gelirse ona da davet çıkarıp gel bu efendim bu işte tuzun biberin olsun demek daha yakışıklı olur diye düşünüyorum. Yani birlik, beraberlik, niye biz birini öte git biz seni istemiyoruzdan ziyade onunla irtibat kurmakta fayda var. Ben Sinan Oğan'ı az çok tanıyorum. Kendisi milliyetçi, mukaddesatçı bir kişi, eski MHP milletvekili. Dolayısıyla eski ocağına dönerek destek verebilir. Bunu da açıklayabilir. Mümkündür bu. Çünkü niye kabul ederim? Efendim niye kabul etmesin? MHP zaten ihraç etmiş hocam. İhraç etmesinde bir sakınca yok. Bu ayrı bir şey. O geçti. Yani. O eski köprüler ardından çok sular geçti. Nevzat Bey, gerek yok ki ona. Evet. Yani açıklama yapsa... Hocam, fikirdir. Yani, tabii. Olan, evet. Yani demek istediğim bu kişi kendi özgür iradesiyle kanaatimce destek verse iyi olur diye düşünüyorum ben, evet. Tabii. Kendi özgür iradesi... Tamam, yok, bizim de söylemek istediğimiz şuydu hocam. Yani kendi özgür iradesiyle gelir, destek olursa iyi olur. Evet. Ama olmasa da fazla iltifat edilir. Yok, şimdi şunun için söylüyorum, bunun üzerinde durulması. Şimdi Sinan Oğan'la Cumhur İttifakı'nın bir takım yol, güzergi birbirine çok yaklaşıyor. Şimdi hepsi PKK aleyhinde. O da devletten yana, milletten evet. yana. Evet. Dolayısıyla onun da ideali yerine gelmiş olacak. Diğer aksi tarafta Millet İttifakı kazandığında bir nevi diyecek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu gibi HDP, efendim ben seçtirdim diyecek. Evet. Ben gücümde. O zaman Sinan Oğan'ın bir karı yok ki burada. Tabii. Sinan Oğan ancak şöyle karı olabilir. Görüşür, derse ki ben olursam sana da bir
Cumhurbaşkanı yardımcılığı veririz derse tamam, ona bir şey demiyoruz. Evet, evet. O kendisi bilecek. Yani, Kılıçdaroğlu vermek. Ama vermesi de gerekir. Öbürlerinin hiç oyu yokken bu adam %5 almış. Hakkıdır yani. Evet, neyse evet. Şimdi mizah tarafı. Şimdi efendim ben asıl şunun üzerine durmak istiyorum. Tabii şimdi önümüzde bir seçim var. 28 Mayıs seçimi. Ben tabii 29 Mayıs İstanbul'un fethi. Fetihle, Fethiye biz bu seçimdeki alınan galibiyetle uyanmak istiyoruz. Eyvallah. Hatta eyvallah. Ben bir paylaşım yaptım tweet'te. %53 dedim. %50 şu manaya geliyor. 1453. Yani İstanbul fethiyle alınan oy birleşince o iki fetih 14 Mayıs'ta 53 birleşti. İki fetih bir arada yaşayalım diye düşünüyorum ki bu da mümkündür. Şimdi tersinden düşündüğümüzde bakın şimdi Millet İttifakı'nın iddiası şuydu. Diyordu ki biz mecliste çoğunluğu alacağız ve bu cumhurbaşkanı sistemini yerle yeksan edeceğiz diyorlardı değil mi? Buna muvaffak olamadılar. Şimdi bakın efendim sosyolojik olarak Max Weber karizmatik lider özelliğini sayarken şunu söyler. Karizmatik lider halkın güvenini sağlamış. Halkın inandığı, güvendiği, denediği ve her denemesinde de aynı sonuç veren liderdir der. Bu lider profiline uygun düşen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bak karizmatik lider tipine. Risk alan. Şimdi ülkeler hızlı değişim yaparken sosyolojik değişimlerde. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bizim bir izleyicimiz bana yazmış. Buyurun efendim. Her partinin genel başkanı bir lider midir? Şimdi siz Cumhurbaşkanımız bir karizmatik lider deyince size böyle bir soru yönelteyim. Şimdi bari. Efendim liderdir ama profili düşük lider olabilir. Şimdi karizmatik lider tipi yani sosyolojideki lider tipi halka güven veren, halkı alıp götüren lider bu. Lider tam sürkleyen. Tamı tamına lider. Lider gibi lider değil. Öbürü lider gibi lider olabilir. İmamoğlu lider midir? Lider. Lider gibi lider. Misal olarak söylüyorum. Şimdi dolayısıyla bu sosyolojideki anomik durum dediğimiz belirsiz durumlarda ki şu anda sanki ekonomideki hızlı değişimler işte bu efendim deprem olayları, eğitime ara verilmesi, epey milletin hareket etmesi, bundan epey ekonomik zarar görmesi ciddi bir sıkıntı oldu halk üzerinde. Evet. Ama halk gördü ki bakın depremdeki oyların Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na çıkmasının sebebi şudur. Buradaki deprem meselesini sen çözersin demektir. Tabii. Deyizi diğerine verirdi, diğerine bunu söylerdi. Evet. Burada önemli bir işaret. Bir katkıda bulunmak buyurun istiyorum. Efendim. Şey, lider mi dediniz İstanbul Belediye Başkanı Ekrem Bey için? Evet lider ama komik bir lider. Şey 28 seçimin akşamı kalktı dedi ki saat gece 3'te sandıkların Tayyip Bey 10 puan neredeyse ileride dedi ki genel başkanımız Cumhurbaşkanı olmuştur dedi. Evet. Şimdi efendim bunlar tabii halkın yani. Bilinçaltına bunlar işleniyor. Evet. Bunlar ileride dışarı çıkacak. Evet. Şimdi yani bu tür asparagas haberlerle sonra partinin bir şeyi değil. Yani doğrudan bir genel başkan yardımcısı değil, parti sözcüsü değil. Sen bir büyükşehir belediye başkanısın. Sen gel kendi şehrini idare et, şehrin bilgen. Şimdi şunu bitireyim lütfen. Şimdi halk denenmişi muvaffak oluyorsa tekrar üzerinde durur. Bakın. Denilmiş halkın var. Buradaki sosyolojideki o lidere verdiği güven iktidarı sağlam tutup da karar alıyorsa ki öyle yaptı. Bildiğim bakın, ayran diyorsun. Yani. Efendim? Bildiğim ayranı. Tabii. Evet. Yani milli şuuru oluşturan, milli kimliği, manevi kimliği veren bir lider gördü karşısında. Evet, evet. Halkla lider bütünleşti. Evet. Aynı dili kullandı. Bakın. Evet, bu evet, dil evet. Önemlidir. Evet. Bana göre AK Parti'nin en zayıf olduğu nokta gençler noktasıdır. Gençlerin dilinden anlaması lazım. Ama şu anda Sayın Kılıçdaroğlu Z kuşağı hatta farklı şeyler söylemler söylediler. Orada da bir başarı göremedik yani. Şimdi şöyle efendim bakın. Şimdi bizim kuşak A olur B olur önemli değil. Kuşak şu olur bu olur. Ben 2T kuşağı diyorum. Tostiyen test çözen kuşak. Ben de 2T kuşağı diyorum. Kuşak isim. Tostiyer. Test çözer. 2T kuşağı. Şimdi önemli değil. Şimdi burada önemli olan bakın. Bizler 50'yi aşmış insanlarız. Bizler ne yaptık? Belli sıkıntıları gördük. İstanbul'un bugün trafiği 40 yıl öncesine daha iyidir. Neden?
Çünkü bu AK Parti hükümetleri İstanbul'a denizden, karadan, efendim her tarafı adeta ağlar örüldü her tarafa. Evet. Ve bugün peki yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir istasyon açabildi mi? Kendi iradesiyle veya projesiyle. Yok. Ortada bir şey yok. Cibali'den Eminönü'nün iki istasyonu iki seneden önce. Şimdi efendim bakın size çok basit bir şey söyleyeyim evet. Hatta. Biz kimsenin burada temsilcisi değiliz. Evet. Hep kendi adımıza konuşuyoruz. Evet. Ama bir takım bilim adamı hakikatlerde ortaya koymamız gerekiyor. Evet, evet. Şimdi ben metrolara bakıyorum. Geçen Taksim'deki metronun birinde, inanır mısın metroda, çok affedersiniz, sidik kokusundan duramadım. Metroda, Taksim. Ya bunu Büyükşehir Belediyesi zor bir şey mi yıkaması? Bundan aciz. Bir asansörün orayı diyorsun. Efendim? Asansörün orayı çoğu diyorsun. Yerler böyle. Ben gördüm. Taksim meydanındaki evet. Metroda asansör evet. Efendim affedersiniz tuvalet gibi geceleri kullanılıyor. Evet. Ya öyle bunu, mi? Evet evet evet. Allah Allah. Bunu ben buna şahit değilim daha önceden. Siz şahit oldunuz. Evet şahidim kaç defa. Ya. Şimdi bunu bakın bunu dolayısıyla bu gençlere gençler 20 yıl öncesini bilmedikleri için bunu zannediyorlar ki bütün hep ila nihayet böyleydi. Ve böyle geldi böyle gidecek. Böyle gidecek. Değil efendim. Onun için biz sosyal medya söyledi. Sosyal medya çok önemli bak. Önemsiz değil. Hatta benim şahsi kanaatim odur ki o sosyal medyaya yapılan ne kadar kötülük yüklenmişse iki katı iyilik yüklenmesi lazım. Ki arayanlar o iyilikleri görsün. Şimdi Twitter'ın 140 bir saniye efendim bitirelim. 140 karakterlik bir şey var değil mi? Evet. Mesajı var. Mesajı var. Niye 140 mesajı? Günde 500 milyon veri giriyor. O veriyi hocamız matematikçi algoritmatik olarak onu analiz ediyorlar. Öyle bir programla yapmışlar. O programı işletiyorlar. Yani ne kadar onun analizini ona göre yapıyorlar. O sisteme ve günde 500 milyon veri giriyor. Şimdi 500 milyon verinin ne kadarı doğru veri, ne kadar yanlış veri biz onları bilemiyoruz. Çok bilemiyoruz. Çok ciddi kullanmamız lazım. Onun için o verileri biz girelim, doğru girelim. Hocam. Efendim? Yapay zekayla kontrol ediliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Zamanımız daralıyor. Dur, son evet. Cümle. Biz son cümlemi söyleyeyim. Şimdi efendim, ez cümle şudur. Benim şahsi kanaatim odur ki ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na tekrar seçilecektir. Benim tahmin tabii seçilecektir ve bu milleti tekrar efendim Avrupa'da, Asya'da, Türk dünyasında gereken yere götürecektir. Çünkü Almanya'da, Avrupa Türk seçmenleri üzerinde, ben bakıyorum o İngilizce yayınlara, Türk seçmenleri üzerine öyle bir yayın yapıyorlar ki, diyorlar ki hatta televizyon kanallarında, efendim muhalefet destekleyin diyor. Aleni. Aleni propaganda yapılıyor. Dünyada yapılıyor. Yani, zaten. Dünya bir yana Cumhurbaşkanımız bir yana oldu. Türk seçmeni görecek efendim, ve onların haddini bildirecektir efendim, diye düşünüyorum. Hayırlı olmasın Sayın diye. Doğan, çok kıymetli bilgiler bunlar. Şimdi Profesör Doktor Hasan Fehim Üçşik Hocam neler söyleyeceksiniz? Siz de efendim, notlarınızı aldınız. Önce bu seçimin fevkalade olgunlukla geçmiş olması, olaysız da kolay olmadan geçmiş olması çok sevindirici. Bizim milletimiz irfanı olan bir millet ve bu askeri kalkışma sırasında ne dendi? Gece ayaklanmayı elleriyle durdurdular, sabahleyin normal mesaiye gittiler. Evet. Böyle bir millet. Evet. Şimdi bunlara böyle sosyal medya filan pek işlemiyor. Doğru yolu bulabiliyorlar. Kendi ruhlarına göre hareket edebiliyorlar. Kendi tarih şuurlarına göre hareket edebiliyorlar. Bunun ayrı kodları var mı? Var. İşte ortalara çıkıyor. Bunlar şimdi almak üzere kendi içinde kalmışlar. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu seçim gösterdi ki FETÖ'nün desteği, efendim Kandil'in desteği kıymet harbiyesi olmadı. Evet. 400 üzerinde rey alacaklar. Mecliste bir
sistem değişikliği yapacaklardı. Başkanlık sisteminden uzaklaşacaklardı. Parlamenter sistem getireceklerdi. Bu olmadıysa referanduma gideceklerdi. Ben bir vatandaş olarak olabildiğince fikri melekelerimi muhafaza etmeye çalışan bir vatandaş olarak şunu anlayamıyorum. Millete diyeceklerdi ki, ey millet, biz 400'ü bulamadık ama 360'ı geçtik. Evet. Şimdi size bir referanduma sunuyoruz anayasa değişikliğini. Siz muhtar seçebilirsiniz. Belde belediye başkanı seçebilirsiniz. Büyükşehir belediye başkanı seçebilirsiniz. Milletvekili o kadar. Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Bunu diyen bir kimse milletten rey alabilir mi? Alamaz. Yani millete hakaret gibi bir şey yahu. Evet. Yani bu başlangıç sistemi, ilk konuşmamda da söyledim, bir rumuz gibi genişletilmiş parlamenter sistem. Sonra tek adam rejimi, tek adam rejimi, tek adam rejimi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Ben sosyolog falan değilim ama bizim anlayışımızda bir lider vardır. O kadar. Alparslan lider. Evet. Malazgirt'te. Fatih. Fatih Sultan Mehmet evet. Lider. Kanuni lider. Yavuz Sultan Selim lider. Biz buna alışmıştık. Hala da genlerde bu var ve biz kendimiz ne diyoruz? Hangi spor kulübünde başkanın dışında bir karar alınabiliyor? Hatta başkanlar arkadaşlarını hiç mesabesine görerek bunu aldım, bunu almadım, pişmanım, bunu satacağım diye sanki tek kişiymiş. Yönetim kurulu falan yokmuş gibi hareket ediyor. Peki tek adam rejimi diye kötüleyenler aslında Amerika'daki rejimle kötülemiş olmuyorlar mı? Evet. Çok ilginç. Yani bir yandan destekleyenlere hakaret ediyorlar, bir yandan Türk milletine hakaret ediyorlar. Mantığa vurulacağından acayip sonuçlar çıkıyor. Ben bu şimdiki vaziyette arkadaşlarımız söyledi, iş temellül etmiştir, güç belli olmuştur, topala erkek olacak bir başkanla Türkiye hiçbir yere varamaz, meclisten kanun çıkaramaz, bütçe çıkaramaz. Yani ne olacak o zaman böyle, şimdi şu an hala ikinci tura kaldığı için o masanın kaç parça olduğu, kaça bölündüğü, her birinin içinde ne gibi problemlerin su yüzüne çıkacağını göremiyoruz. 50-60, %0, 50-60 puan oldu da birinci turda bitseydi bugün de başlamıştı. Hocam fasında. Bir de şey var, şimdi parti liderleri, altılı masanın liderleri seçimlere katılmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar evet. için. Bir de onu da hem şey hocamla beraber değerlendirirseniz onun sonuçları ne olur? Şimdi yani sonuçlar şu. Milletvekili bile değiştirene bilmediler yani. Geçen sefer Meral Akşener partisi %10 kadar oy aldı. Evet. Kendisi %7 ile Cumhurbaşkanı adayıydı. Dışarıda kaldı. Evet. Ayrılmak istedi. Ben kalmam dediler. Zaten nereden kal deniyor? Neden ayrılıyor? Bu işler hep kapalı. Evet. Yani açıkça cereyan etmiyor. Yani başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz diyenler kendi kurumsallarını yapmadı biliyorsunuz. Evet. Tamamen tek adam rejimiyle parti yürüyor. Başkasını isham ediyorlar ama yani kendileri nasıl bunu yapıyor? Ben Türkiye'de demokrasi olmayanlara, tek adam rejimi diyenlere bu sonucu güzel bir cevap olduğu kanaatindeyim. Hangi memlekette böyle bir seçim yapılır? Hangi memlekette bu şekilde halkın oyu istenir? Halk da kendi bir kere bu belli şeyleri gömdü. Hocam, bundan sonra Türkiye'de kalesi artık parlamenter sistem lafı edilemez. Burada artık yok FETÖ'den destek, yok Kandil'den destek, bundan da Kırmızı Harbiye'sinin fevkalade sınırlı olduğu evet. açık evet. oldu. Evet. Yapılacak seçimin ülkemizin hayırlı olmasını diliyorum. Ben milletin ferasetine güveniyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Demokrasi Avrupa'nın kalesi falan filan onlar hikaye. Demokrasinin kalesi bu seçimlerde Türkiye olduğu ortaya çıktı. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi Profesör Doktor Celal Erbay hocam.
Şimdi efendim notlarımı aldım. Kaçta bitecek bu? Bir 15-16 dakikamız var. 16 dakikamız var. Ona göre kısa ve öz konuşayım. 23. dönem Düzce milletvekili olarak parlamentoda bulundum. Evet. Şimdi aynı şeyleri tekrar etmiyorum. Vurgu yapacağım. Efendim Fehim Hoca'nın söylediği gibi bu seçimler, bakın bu seçimler artık Millet İttifakı'nın iddia ettiği gibi, ileri sürdüğü gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş kapısını kapatmıştır. Evet. Nokta. Evet. Bitti. Bitti. Şimdi iki, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi demokrasi, demokrasi, demokrasi diyerekten Batı'nın çok dillendirdiği ama Türk milletine, Türk halkına kendi Cumhurbaşkanı'nı bizzat kendisinin seçmesini çok gördüğü. O demokrasi var ya, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi demek ne demektir biliyor musunuz? Demokrasinin zirvesi demektir, zirvesi. Zirvesi demektir. Kadayıfın üstündeki kaymaktı. Evet hocam, bana doğru. Efendim, evet. Kaymaktı. Buraya bakacağız değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla Türk milleti bunun tadını almıştır. Evet. Bundan böyle Cumhurbaşkanı'nı kendisi seçecektir. Evet. Lider kimdir? Lider halkının değerleriyle bütünleşen, halkının değerlerini güncelleştiren, bu yolda iradesini ortaya koyan kişidir. Bunu kaydedin bunu. Bunu anında canlı veriyoruz. Hah. Lider kimdir? Lider, bakın dikkat edin. Efendim, Rabbim bize ders veriyor. Rabbim bize ders veriyor. Musa efendim aleyhisselamdan o İsrailoğulları dediler ki o dönemlerde bize böyle sağlam bir lider göster de biz onun emir ve komutasında kendimize gelelim, savaşalım, edelim. Evet. Ve sağlam liderin, yani liderin tarifini yaptı ilahi irade. Liderin ana özelliği nedir biliyor musunuz? Liderin ana özelliği cisimde ama cisimden daha çok ruh ve iradede sağlamlıktır, mükemmelliktir, dik duruştur. Soruyorum burada Türkiye, şu bir dakika dedi değil mi? One minute dedi. One minute dedi, bir dakika dedi, bir dakika dedi. Ve 21 yıldır bu sağlam, muhkem iradesiyle, milletinin değerleriyle bütünleşip onu güncelleştiren ve Ayasofya'da okunan ezanı Muhammedi ile birlikte bütün İslam aleminin gönlüne su serpen kişidir lider. Yoksa Biden'ın dediğini, neokomünistin dediğini, gel sana 300 milyar dolar veririm efendim sen bunlarla beraber işi düzeltirsin diyenlerin peşine koşup giden adamlar lider olmaz. Değildir. Bakın lafıma dikkat edin. Toplumun değerleriyle bütünleşecek, iradesi bütün muhkem dik duruşlu kişi olacak. Hocam lider halkı inandırmak için söz verir mi? He? Söz. Efendim zaten söz neydi o? Sözüm söz. Yok şey diyor. Hayır efendim. Lider gelecek söz. Söz. Bakın sözüm lider söz. Kendidir biliyor musunuz? Lider sözüm söz demez. Liderin ağzından çıkan sözü liderlik ettiği toplumun her bir ferdi efendim ikilemez. Çünkü söz liderin ağzından bir kere çıkar ve o gereğini yapar. Ya şunu demek istiyorum hocam. Verdiği sözü esraftan hakikatta vermemiş adam içinden ya ben yalan söylüyorum ama işte ya kardeşim yalan söylediği mahkeme kararıyla sübuta eren ve yalan söylediği için de maddi tazminata mahkum olan adam elbette ki böyle diyecektir. Başka ne desin, kim inanır onun sözüne? Şimdi gelelim. Allah nasip ederse
28 Mayıs. Mayıs, evet. Ertesi gün 29 Mayıs. Bizim için bayramdır 29 Mayıs. Nitekim o salı gününü efendim böyle kara salı olarak kutlar Yunan, Batı. Ama bizim için bayramdır. İnşallah 28 Mayıs 29 Mayıs'ın arefesi olacaktır, arefesi. Bunu herkes böyle bilsin. Şimdi Sinan'la görüşsün mü, görüşmesin mi? Elbette ki hepimizin tanıdığı, efendim selam aleyküm, aleyküm selam dediği kişidir. Efendim, şu bir gerçek. Mutlaka ve mutlaka hocam üzerine durdu. Allah razı olsun. Bu seçimler var ya, bu seçimler Türk milletinin birlik ve beraberlikte, kardeşlik yolunda birbirine karşı ne kadar farklı düşünceler taşısa da birbirine karşı ne kadar mütehammil, ne kadar hoşgörülü olduğunun tabir caizse bir ispat vasıtasıdır. Ve hakikaten demokrasi şöleni olarak yaşandı aramızda. Bu seçimlerle elde edilen bu sosyal barışın daha da artması için, daha muhkemleşmesi için elbette herkesle görüşmeli. Efendim, 28 Mayıs'daki seçime yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu balkon görüşmesi konuşması var ya, o balkon görüşmesinin ruh ve manası etkin olmalı. Hepimizin birlikteliğini, birliğini, beraberliğini temin edici mahiyette bir taktik uygulamalıyız. Bir de size şunu söyleyeyim. Bizim halkımız var ya, bizim halkımız. Ya bu, efendim, bu milletin düşmanları, tarihimizin düşmanları bu halktan korksun. Bir arkadaşımızla görüştüm. Dedi ki, teyzem İstanbul'a gelmişti. Oydur. Çabuk Konya'ya gel. Efendim, cumartesi günü trenden bilet alıyor arkadaş. Efendim, garla görüşüyor. Diyor ki saat 4:10 geçe Konya'da tren. Efendim, orada ilgili adamları tespit ediyor falan filan. 5'e 5 kala sandığın başında bu değilse. Oyunu kullanıyor. Bu azim, bu irade. Bu irade kendi özgürlüğüne sahip çıkan bu irade karşısında bütün samimiyetimle söylüyorum ki dünya hizaya gelsin, kendine gelsin, bizimle uğraşmasın. Biz kimsenin sözünü dinlemeyiz. Doğru, saygı olarak seni dinlerim ben ama gene efendim imam bildiğin okur, cemaat ne derse desin, halk kendi bildiğini yapar. Aklının, iradesinin, mantığının gerektiğini yapar ve bu millet öz değerlerinden, ruh ve manasından asla ve asla fire vermez. İstisna kaideyi bozmaz. Bir de şunu söyleyeyim size, tek cümle. Buyurun efendim. Bu millet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin efendim tabir caizse o belirlemiş olduğu ana ilke doğrultusunda hakka doğru gider. O diyor ki, benim ümmetim olumsuzluk üzerinde buluşmaz. Bu milletin olumsuzluk üzerinde buluşmayacağını, ittifak etmeyeceğini teminatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hak üzerine buluşur. Hak üzerinde buluşur. Evet. Çok sağ olun Kıymet Hocam. Şimdi Profesör Doktor Muhammed Kurulay Bey. Ya. 5 dakikalar. Efendim, 5 ya 8 dakikası var. 5 dakikamız kaldı. 8 dakikam var. İnşallah. Teşekkür ederim. Onun da teminatı ben. Gençlerle ilgili bir konu geçti. Yani üzerine çok duruluyor. Aslında işte o bir Z kuşağı tabiriyle bize ait değil. Aslında burada biz yani bir sayısal branşta bir olsam da felsefeye hem ilgim var, hem belli okumalarım da olduğu için. Yani burada kendi literatürümüzü kendimiz oluşturmamız lazım. Nasıl yani Batı bizi bir gömlek biçmeye çalışıyorsa, evet. Biz de onu kabul etmiyoruz. Mesela seçimlerde müdahale. Aynı şey dilde de geçerli. Mesela sürdürülebilirlik kavramı. Orada bir tercüme. Ne bileyim, Z kuşağı. Yani biz de burada bir başka bir şey, Süleyman Hoca sosyolog ve en büyük vazife onlara, belki hepimize oluşturmamız lazım. Burada her seçimde bu seçimde olduğu gibi işte oran olarak şimdi 6 milyon eklendi. Bir önceki seçimde de aynısı oldu.
Ama muhalefetin oyunda pek bir değişiklik olmuyor. 4 milyon 900 bin yeni seçmen oy kullanmış hocam. 4 milyon 900 bin. Evet, 4 milyon 900 bin. 1 milyon seçmen olmuş. Şimdi 50 bin daha kullanacak. Evet, 50 bin. Yani yaş itibariyle 50 bin daha kullanacak. Yani burada şunu gösteriyor. Tabii 5 senede şunu gösteriyor. Söylediği gibi bir gençlerin yani bir yere kanalize olduğu, ondan sonra ve bunlar topyekun bir yere karşı veya bir tarafta diye olduğunu düşünmüyorum. Ben muhalefet kanadının da belli tanıdığım insanlar var. Teknofest gençliği de var. Evet. Aslında şu, benim gözlemim aslında gençler o kadar çok politikayla da ilgili değil. Büyük bir çoğunluk. Daha çok apolitik. Ama güven de önemli. Burada böyle bir de aileden aldığı değerler var. Sonuçta toplumun bir aile yapısı var. Her ne kadar yani birçok şeyde bizim mesela yansımasa da aile yapısının belli yönetim biçimlerine yansımasa da ama aileden aldığı, aile yapısından aldığı değerler onu taşıyor bir yerde. Yani onun için gençlerin bu kadar yani bir tarafta görmemek lazım diye düşünüyorum. Bir de bu depremle ilgili belli bir özellikle sosyal medyada yani belli tahrik edici bazen işte biz nasıl bu kadar oy verdiniz Cumhur İttifakı'na özellikle AK Parti'ye beddualar veya biz işte şunu verdik vermeyeceğiz yani bu da aslında çok çirkin bir şey yani ben birine bir şey verirken ondan bir karşılık aram beklemek için mi veriyorsun evet. O zaman hani bizim kültürümüzde öyle bir şey yok o vermek değil o zaman bir alışveriş olur yani para verirsin bir şey alırsın. Hani iradesini teslim almak çok çirkin bir şey. Ama burada hakikaten yani benim kanaatim bir konuşmacımızda değindi. Burada toplum bu yarayı saracağını Sayın Cumhurbaşkanımız da gördüğü için bu desteği verdi. Yani bu açık ve net. Eğer diğer muhalif kanatta görmüş olsaydı o desteği... Bir de hocam şöyle bir beddua okuduk sosyal medyada. İşte haram olsun, deprem bölgesine yardım ettik, ondan sonra bir böyle yapacaklarını bilseydik, oy vermezdik falan tarzında böyle çok çirkin paylaşımlar da gördük. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim kültürümüzde, değerlerimizde, inancımızda sahilin verdiği söylediği görmemesi. Evet, prensibi. Yani prensibi var. Burada yani biz mesela fırına gittiğimizde para veriyoruz, ekmek alıyoruz. Yani o zaman herhalde ben size şöyle yardımda bulundum, sizin iradenizi aldığım gibi, bana teslim ettiğin gibi bir sonuç ki yani o zaman o bir yardım falan değil. Kanaatimce bunu söyleyenlerin bir yardım yaptığını da şahsen düşünmüyorum. Yani o devlette, orada belki işin propagandasında, belki şöyle de şimdi önümüzdeki seçimde bunu bir tehdit unsuru olarak kullanıp acaba belli seçmen kitlesine etki edebilir miyim düşüncesi olabilir. Bu da yine çok ahlaki bir yaklaşım değil ama kanaatimce yine çok üzerine durulacak bir durum değil. Ama seçim sonuçları, milletimizin takdiri, hakikaten milletimizin feraseti hem çok suhuletle sonuçlanması, hem kabul edilmesi, hem bu kadar gergin bir ortamda olmasına rağmen yani 21 yıllık iktidarın gideceği beklentisi bir kesiminde olmasına rağmen hiçbir olayın olmaması çok sevindirici. Burada bütün halkımızı takdiri hak ediyor. Tekrar bu söz hakkını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, çok teşekkür ederim. Hocam, evet. Programımızın sonuna geldik. Çok kıymetli bir program oldu. Ama Suat Bey'den Teknofest'e ez cümle, böyle evet, son iki, evet. Bir cümle. Tamam. Şimdi hocam, Fehim Hocam çok güzel buyurdu. Evet. İşaret şehri Fehim Hocam attı. Evet, Teknofest gençliği dedi, bizi unutmuştuk, aklımıza getirdi. Sağ olsun. Çok hocam. Önemli. Evet. Bir başka. Şimdi Türkiye, Işık hızını aşacak, füze yapacak gençliği de yetiştirecektir. Işık hızı aşılmaz diye Einstein bir şey koymuştu, kanun ortaya koymuştu. Ve şimdi bir örnek anlatayım. Aristo demiş ki bir tarihlerde atın 16 tane dişi vardır. Ondan sonra kitaplarda, botanik kitaplarında falan işte hayvan bilgisi kitaplarında yazmışlar 16 dişi var atın. Papazlar oturmuşlar tartışıyorlar işte 16 dişi var. Birisi diyor ki ya ben geçen bizim atın dişini saydım 18 tane var. Orada da atları yayılıyor. Birisi kalkıyor diyor ki ya bir sayalım bakalım. Ondan sonra oturuyorlar tartışıyorlar bakıyor o da gidiyor sayıyor 18 diş. Geliyorlar tartışıyorlar.
En sonunda şu karara varıyorlar. Aristo yanılmayacağına göre at yanılmıştır. Şimdi şeye ışık hızı aşılamaz şeyi hem astronomik gözetlemelerle kainatın genişlemesinde 7 misli hızla kainatın genişlediği ışık hızının ispat edildi. Manyetik alanın genişlemesi, manyetik alan hızı gene ışık hızını aşıyor. Çekim gücünün şeyi Türk gençliği işte bizden bu sporatik zihniye taşıyacak, batıyı aşacaktır. Sayın Suat Bey, bizden sonra Trabzon stüdyolarımızda canlı yayın devam edecek. World Türk stüdyolarımızda. Buradan da Trabzon stüdyolarımıza ve tüm izleyicilerimize teşekkür ederim. Bugünkü konuklarımız gazeteci Suat Gün Bey ile kaldık ve gazeteci Suat Gün benim her zaman destekçim, sağ olsun. Doktor Hüseyin Nevzat Uyaroğlu Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Profesör Doktor Süleyman Doğan Bey, çok teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Hasan Üçışık, Fehim Üçışık abi. Profesör Doktor Celal Erbay hocam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Üçüncüden milletvekili aynı zamanda. Evet. Profesör Doktor Muhammed Kurulay Bey, efendim çok teşekkür ederim. Sen demesen de. Çok kıymetli. Onu gösteriyor. Çok kıymetli bir program çıkardınız. Sözler, fikirler, beyanlar sizlerden, karar izleyicilerimizin. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.